TGT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde FETÖ'nün Almanya'daki tüm ilişkilerini deşifre eden bir yazı kaleme aldı. Öyle ki Almanya'da 15 Temmuz sonrası 50 FETÖ evi açıldı. İşte o yazıdan çarpıcı bölümler. İstihbarat birimleri FETÖ'nün Almanya'daki ilişki ağını tüm ayrıntılarıyla deşifre etti. TGT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında istihbaratın elde ettiği bilgileri okuyucularıyla paylaştı. İstihbarat birimleri Almanya'daki FETÖ'nün tüm üst düzey yöneticilerini tek tek deşifre etti. FETÖ'nün Almanya sorumlusu World Media Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özkul. Özkul, FETÖ'nün Almanya'daki medya işlerini de organize ediyor. Ebru ve Samanyolu TV Avrupa'da yayında. FETÖ'nün Almanya'da medya sektöründe 12 kuruluşu var. FETÖ tam 40 şirketle Almanya'da faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Yaşar, Almanya'nın FETÖ'ye nasıl kol kanat gerdiğini anlattı. FETÖ'nün Almanya'da 39 okulu ve 32 yurdu bulunuyor. Vizyon dershanelerindeki öğrenci sayısı 15 Temmuz sonrasında yarı yarıya azaldı. Boşluk mültecilerle dolduruldu. Kurs ücretlerini kim karşılıyor biliyor musunuz? Münih Belediyesi. 15 Temmuz sonrası Almanya'daki okullarını elden çıkartmak için hukuki ve mali araştırmalar yapıyorlar. Satmaya hazırlar. Asıl bomba ise Almanların Etiyopya'daki FETÖ okullarını devralmak istemesi. Etiyopya'daki FETÖ okulları henüz Alman girişimcilere devredilmedi ama görüşmeler sürüyor. Ayrıca FETÖ yapılanması Almanya'da tam gaz sürüyor. 15 Temmuz'dan sonra 50 yeni FETÖ evi daha açıldı. FETÖ'nün Türkiye'de kaybettiği alanı Almanya'yla telafi etmeye çalıştığı görülüyor. Ve Hollanda'nın 450 FETÖ'cünün iltica talebini kabul ettiği yönünde bilgiler var. Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoy'un, FETÖ'nün Almanya temsilcisi Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Cem Özdemir'le yakın ilişki içinde olduğu belirtiliyor. Görünen o ki Türkiye-Almanya arasındaki fırtınalı günler referandum sonrasına da taşınacak.